Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sunar. Merhabalar, ben Doktor Nükhet Berk. Ankara'dan sizlere sesleniyorum. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Aynı üniversitenin ortodonti ana bilim dalında uzmanlığımı tamamladıktan sonra serbest hayata atıldım. Şu anda çoklu multidisipliner bir kliniğin sahibi ve yöneticisiyim. Pek çok alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de dijitalleşme günümüzde çok yaygınlaştı. Tabii ilk başta çok basit hareketler verdirilebiliyordu. Ancak pandemiyle birlikte firmaların yaptığı bu konudaki yatırımların artması, yazılımların üst seviyeye geliştirilmesi ve kullanılan plak kalitesinin düzeltilmesi, geliştirilmesiyle birlikte şu anda diyebilirim ki ortodontik tedavi yaptığımız her yaş grubundaki hastanın dişleri şeffaf plaklar kullanılarak düzeltilebilmektedir. Şeffaf plaklarla 6 yaşından başlayarak 90 yaşına kadar eğer ağzında dişleri varsa hastaların tedavisini yapabilmekteyiz. Çocukların 6 yaşına geldiklerinde muhakkak bir ortodontist tarafından muayene edilmeleri, ortodonti uzmanı kapanışlarına, diş gelişimine detaylı olarak baktıktan sonra çocukların gelişimini engelleyen ya da dişlerin çıkmasına çok büyük bir darlık nedeniyle engel olan durumlar varsa erken yaşlarda tedaviye başlamayı önerebilir. İşte şeffaf plaklarla tedaviye başladığımız çocuklarda dişler çok iyi sardığı için çok hızlı ve de büyüme ve gelişimlerinden yararlandığımız için çok hızlı sonuca varabilmekteyiz. Kemik içinde olan dişlere yer açarak onların düzgün bir şekilde çıkmalarına olanak sağlamaktayız. Yine ikinci bir tedavi grubu olan özellikle ergenlerden bahsetmek istiyorum. Şeffaf plaklarla tedavi olmak plakların çıkarılabilir olmasından dolayı çok büyük bir avantaj. Yine ergenlerden sonra erişkinlerin diş tedavisinde de her yaş grubu, her meslek grubu için dişleriniz tedavi olurken plakları çıkarıp istediğiniz toplantıya katılabilir, istediğiniz sosyal aktiviteye katılabilirsiniz. Bu da yine çok büyük bir avantaj. Bu plaklarla tedavinin aslında göze görünmeyen kısmı ortodontistin başarısı ve onun becerisine dayalı bir şeydir. Dijital olarak aldığımız ölçüleri sisteme yüklediğimizde karşı tarafta bir teknisyenle yazışıyoruz. Karşı tarafta bir doktor olmadığı için bütün sorumluluk ölçüyü alan ve planlamayı yapan hekime aittir. Hekim İyi bir ortodontist ise, dijital dünyaya da kendini iyi adapte etmişse, bilgisayar üzerinde bu değişiklikleri video şeklinde gelen tedavi planlaması üzerinde istediği değişikliği yaparak tedavinin tekrarlanabilir olmasını sağlayacaktır. Ortodonti bilgilerimizi, temel ortodonti bilgilerimizi muhakkak kullanmamız gereklidir. Çünkü o bilgilere dayanarak bir plan yapılabilir. Bir dişin ne kadar sürede, ne boyutta hareket ettirilebileceği ortodontistin kendi bilgisine dayalı bir şeydir. Dediğim gibi iyi bir planlamayla her tür ortodontik tedaviyi, çok zor vakalarda belki klasik ortodontik tedavilerde kullandığımız yardımcı elemanları da kullanmamız gerekebilir. Buna da yine ortodontistiniz karar verecektir. Tüm izleyicilerimize sağlıklı günler, güzel gülümsemeler diliyorum. Teşekkürler. Medok'tan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sundu.